كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bu acayip bir şey. Maalesef üzülerek konuşuyorum. Bu ülkede birileri paranın uşağı olmuş. Evet, açık konuşuyorum. Bak şimdi hadis-i şerifler okuyacağız. Allah rızasını iyi dinleyin. Şu memleketin bu para sevdası, bu dünya sevdası bak nerelere götürür. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Paraya tapan helak olur. Tirmizi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam devam etti. Altın ve gümüşün yani paranın kuluna lanet olsun. Tirmizi hadis. Arkadaşlar paraya tapmak insanı kafirliğe kadar götürür. Evet. Kafir olursun. Cehenneme yuvarlanırsın. Haberin olmaz. Çünkü bu adamlar belli bir şeyden sonra ya paradan haber ver. Böyle adamlar maalesef duyuyoruz, kulağımıza geliyor. En ufak bir şeydi. Ya bırak sen şimdi paradan haber ver kardeşim. Bırak diyor ya. Tamam anladık. Tamam iş şu ya da işte falanca görev bu, falanca iş bu neyse ne. Sen diyor babacığım paradan haber ver bize ya. Bırak tamam diyor. Sıkıntı yok hallederiz. Sen diyor bize kaç para vereceksin? Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Paraya gönül vermek sizden öncekileri mahvettiği gibi sizi de mahvedebilir. Taberani'de geçiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir zaman gelir ki Allah Allah şu hadise bak tam bizim zaman. 1444 sene önce Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyurdu. Bir zaman gelir ki. Geldi mi zaman? Geldi. Kaygısı mide. Yani akşam olsa da acaba bugün yemek yiyebileceğiz mi? Acaba bugün karnımız dolacak mı? Bugün aman aç kalacağız mı? Bugün tok kalacağız mı? Bugün midemize bir şeyler girecek mi? Kafasında olanlar olacak diyor Muhammed Mustafa. O zamanda mıyız arkadaşlar? O zamandayız. Şerefi mal. Yani malı varsa şerefin var diyor. Malın yoksa şerefsizsin diyor. Evet. Kıblesi kadın. Yani karısı ne derse o. Karısı ne isterse o. Haram helal ver Allah'ım, garip kulun yer Allah'ım kafasında. Ve dini para olan kimseler çıkar. Bunlar halkın en şerleridir buyurdu. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Bugün bu millet, açık konuşuyorum kardeşim. Bugün bu millet bu hale gelmiş. Derdimiz dünya olmuş. Allah Celle dünyayı başımıza bela etmiş. Ben açık konuşacağım. Kimse kusura bakmasın. Darılan hiç umurumda değil. Darılan yatağına ayrı sersin. Beğenmeyen varsa ben her zaman söylüyorum. Beni terk etsin gitsin arkadaşım. Ben oculuk, buculuk, şuculuk yapmıyorum. Ama bizim ülkede öyle zihniyetler var ki dünyaya o kadar çok tapmış ki artık. Para adamın her şeyi olmuş. Her şeyi. Para yoksa hiçbir şey yok. Para varsa her şey var. Estaizu billahi bismillah. Bel tu'sirunel hayate dünya. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَيَبْقَ diyor Allah Celle Celaluhu. Siz geçici olan dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Ama hayırlı ve ebedi olan ahirettir diyor Rabbimiz. Bugün ümmeti Muhammed para, para, para. Derdimiz para. Ahiret düşünen yok. Ya kaç por oldu? Domates kaç por oldu? Patates. Bak. Biz bugün ahireti terk ettik. Bu vatandaşlardan, bizim ülkeden bahsediyorum arkadaşlar, açık konuşuyorum. Bu millet ahireti terk etti. Dünya sevgisi öyle bir hale geldi ki şu anda bu ülkede konuşulan tek şey ekonomi. Yalan sayılan değil be. Bugün Allah rızası için konuşuyorum be. Bugün bir yere de mikrofon uzatıldığı zaman bir tanesi de dedi mi ki ya kardeşim siz bunu konuşuyorsunuz da lan ülkede namaz kılma oranı %5'e ona düşmüş. La bunu niye konuşmuyorsunuz? Allah Celle Celle ne diyor? Kim benim zikrimden yüz çevirse ona dar bir geçim veririm diyor ya. Ayet ayet. Ayet inkar edecek hale gelmişler be.
Ayet konuşuyorum sana ya. Rabbimiz diyor ki sen benden yüz çevirsen, namaz kılmazsan, oruç tutmazsan, zikir etmezsen diyor, sana dar geçim vereceğim diyor. Sen ay sonunu göremeyeceksin. Şu anda ay sonunu gören var mı? Yok. Sebep ne? Ya ekonomi ya. Lan geç bu işleri, beni konuşma şimdi. Senin imanın paraysa ben bilmem, tamam bana söv. Ben onlara da sayıyorum. Çünkü daha bugün bir tanesi baktım Instagram'da beni etiketti, bana sövüyor. Bildiğin saydırıyor yani. Ben orada diyorum ki arkadaşlarım bırakın diyorum ekonomiyi, ahireti düşünüyorum. Sen nasıl adamsın da niye ahireti düşüneceğiz de ekonomi çok kötü de. Ya işte neyse, bazen böyle kendimi tutup böyle saydırmak istiyorum da neyse susayım diyorum yine. İşte insanın imanı, bak paraya tapma meselesi var ya, gördünüz mü arkadaşlar? Paraya tapma meselesine geliyor. İş dönüyor dolaşıyor buraya geliyor. Soğandan haberin var mı 30? Ya geçen sene soğan, bak bir tane haber kanalı neyse, bir tane şeyciye, üreticiye mikrofon uzatıyor, diyor ki geçen sene diyor soğan diyor 1 liraya satıyorduk diyor, kimse yüzüne bakma diyor. 1 liraya satıyorduk diyor, 1 TL. Kimse yüzüne bakmadığı için diyor üreticiler diyor bu sefer soğan üretmeyi bırak diyor, soğan ekmeği bıraktı. Ekilmediği için diyor soğan sayısı şu anda miktar ülkede az olduğu için diyor bu sefer diyor pahalıya bindi iş. Anladık mevzuyu. Ama şu anda bizim millet soğan, patates, yağ, ekonomi. Allah'ım ya Rabbim, nerelere geldik ya Rabbel Alemin ya. Ya bugün bu ümmet tek derdi ekonomi, para, o, bu, şu olduğu için Allah Celle Celaluhu bu ülkeye gün yüzü göstermiyor. Açık konuşuyorum. Bu ülkede patatesten, soğandan yani hükümeti, devleti devirmeye çalışan zihinsel özürlüler var. Evet açık konuşuyorum onları. Dava açabilirler, hiç problem değil. Açık konuşuyorum. Sen desene kardeş. Ülkede namaz kılma oranı yerlerde. Oruç tutma oranı yerlerde. Kur'an'ın yüzüne bakan yok. Adam sokak röportajı yapıyor. Fatiha okuyor, kelime-i şehadet getiriyor. Onu da yanlış getiriyor be. Adama diyor ki Fatiha okuyor ki ömrümde hiç duymadım diyor be. Ama sorsan bütün ekonomiyi bilir. Allah'ı niye bilmiyorum be? Ben sana soruyorum. Derdi para olanlar, soğan olanlar, yağ olanlar. Allah'ın sıfatlarını say. Sayamazsın. Ama iş ekonomiye gelince herkes ekonomi bakanı kesiliyor. Ben de sana ayet okuyorum. Rabbin diyor ki sen beni unuttun mu? Al sana dünya. Al başına bela ya. Al. Al bela. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur arkadaşlar. Bak deminden beri parayla alakalı hadisler okuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifini okuyoruz. Allah Celle Celle şöyle buyurdu. Ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol. Sana hizmet edin de senin gibi, sana diyor senin hizmetçin olsun. Evet, yanlış duymadınız. Allah diyor ki Celle Celaluhu, ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol be. Kim namaz kılarsa, kim benim yanımda cihad ederse, emri bil maruf yaparsa sen ona hizmetçi ol. Sahabeler onu yaptı. Denizin üstüne yürüdüler, ayaklarının altı ıslanmadı be. Kafadan konuşmaz arkadaşlar. Bunlar yaşanan meseleler. Bugün maalesef bu ülkede birileri çıkıyor patatesli, soğandı, ekonomiydi, oydu buydu derken İslam, din elden gitmiş, milletin imanı kalmamış. Sokak röportajlarının %70'inde gençlerin tamamı ben değilsin, ben ateistim, ben ocuyum, ben bucuyum, Allah'a inanmıyorum, Kur'an'a inanmıyorum, hiçbir şeye inanmıyorum diyor. İslam adına zerre bilmiyor. İslam adına zerre bilgisi yok. Ama kardeşim bir daha söylüyorum. Herkes ekonomi bakanı olmuş. Patates soğan diyor güle güle Erdoğan. Ya isteyen istediği yere gitsin. Beni alakadar etmez. Sen evvela kendine gel Müslüman. Rabbim bizi paranın köpeği eylemesin. Amin. Rabbim bizi paraya tapanlardan eylemesin. Amin. Rabbim sadece kendine tapanlardan eylesin. Amin. Ben daha bir şey demiyorum arkadaşlar.